Zekatın faziletleri, yani zekat bir insan verdiği zaman ne olur? Malına ne olur zekat? Artar mı, düşer mi, temizler mi? Ne olur? Fazileti nelerdir hocam? Buyur hocam. Kıymetli hocalarım. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Zekat malı arttırır, faiz azaltır. Şimdi matematiği çok iyi bilen bir kişi olmasına gerek yok. Normal bir şekilde bilen bir kişi olduğu zaman yani bir matematik olarak olaya baktığımız zaman misal 10 bin lira paran var. Bu 10 bin liranın 250 lirasını ne yapman lazım? Zekat vermen lazım. Şimdi bu verdiğin zaman hesaba göre ne oluyor? Bu miktar düşüyor. Gelelim faiz meselesine. Faizde de gene 10 bin liram var. Faizli olarak olduğu zaman hesaba baktığın zaman yükseliyor. Ama burada Allah-u Teala'nın bir sırları var. Allah-u Teala kişinin vermiş olduğu bu zekatla onun malını bereketlendiriyor. Belki başına gelebilecek kaza, bela, musibetleri bununla önlüyor. Ama diğer tarafta zekatla alakalı, faizle alakalı olduğu zaman Allah-u Teala belki buna çeşitli belalar veriyor. Onun kendisine gelecek olan paralar bu vesileyle engelleniyor veya daha az veriliyor. Veya başına işte çoluğuna, çocuğuna bir sıkıntılar geliyor. Kaza yapabiliyor. Onun için zekat kesinlikle malı arttırır. Allah-u Teala zaten böyle dediyse hiç hesap yapmaya gerek yok. Zekat malı arttırır. Amin. Bir. İkincisi zekat, biraz önce Yasin hocamın da söylemiş olduğu gibi insanlara muhabbeti arttırır. Şimdi bir zengin olan bir kişi fakirin hakkını gözettiği zaman, zekatını ona verdiği zaman bu sefer ne olacak? Fakir olan kişide de bu zengin olan kişiye karşı bir muhabbet, bir sevgi beslenmiş olacak. Onun için bu da ne yapıyor? Sevgiyi, muhabbeti arttırıyor. Allah-u Teala'nın yapmış olduğu, vermiş olduğu bütün emirlerde hikmetler vardır. Hepsinin ayrı bir güzelliği vardır. Yasaklamış olduğu şeylerde hikmetler vardır. Allah-u Teala bir şeyi nasıl söylüyorsa en güzeli, en doğru şekli o şekildedir. Amin. Zekat veren kişi, bakın bu sene zekat veriyorsa bu kişi istisnai durumlar dışında bir dahaki sene gene zekat verir. Bir sonraki sene gene zekat verir. Niye? Bak malı azalmıyor. Azalmış olsaydı o zaman 81.8 gram altını olan kişi zekatını verdiği zaman bunda tam bu kadar miktarda varsa nisap miktarından aşağıya düşmüş oluyor. Ama bu kişi bir dahaki sene gene verebiliyor. Niye? Bak sen bu düştü ama Allah-u Teala ne yaptı? Sana bunu tekrar iade etti. Fazlasıyla iade etmiş oldu. Onun için zekat malı her zaman arttırır ve sevgi, muhabbeti arttırır. İnsanların, fakirlerin hakkını gözetmeye sebep olur. Yani çok güzel Allah-u Teala'nın vermiş olduğu emirlerden bir tanesidir gerçekten. Evet, inşallah. Yasin hocam. Hocam zekat hocam çok güzel anlattı. Biz de birkaç şey ekleyelim müsaade varsa. Hocam zekat Kur'an-ı Kerim'de 30 yerde geçer. Farziyetle beraber hem de namazla beraber de. Çoğu yerde beraberdir. Hep namazla beraber geçer. Evet. Hocam bir mal ve servetin bekçisi zekattır. Hakikaten de malımızın ve servetimizin bekçisi, gerçek kaskosu, gerçek sigortası zekattır. Sen aslında o zekatını vermekle beraber malını aslında Allah-u Teala ne yapıyorsun? Korunutturmuş oluyorsun. Şimdi bir keresinde bir fabrika sahibinin, çok büyük bir fabrika sahibi, 300 TL'lik ufak bir yeri yandı fabrikasında. Dedi ki demek ki 300 liralık zekatımı ben ehil bir insana ulaştıramamışım dedi yani. Bu da önemli. Birincisi hocam o. İkincisi, zekat hocamın dediği gibi malı arttırır. Sadaka malı arttırır. Ve her gün iki tane melek yeryüzüne iner ve ya Rabbi der, Allah'ım sadaka verenin malına bolluk ver. Zekat verenin malına bolluk ver der. Ya Rabbi saklayanın vermeyenin ise sen malını sen yok et diye iki tane melek her daim dua ederler. Yine her daim melekler gelip ya Rabbi zekat vereni sen bağışla diyerekten dua ederler. Bununla beraber zekatın matematiği farklı. Allah Celle Celaluhu çünkü bakın hakikaten de insan içkiyle parasını kaybeder. Kumarla kaybeder. Zinayla fakirleşir kaybeder. Ama zekatla, hayırla malını kaybetmez. 2-2 evet. Daha 4. Yine hocam kazancını temizler. 40'ta 1 ne yapar? Kazancını temizler. O arındırır onu ve haramı helale çevirtir. Ve zengin ve fakir arasındaki
uçurumu kaldırır. Bakın hocam, hakikaten de zenginin çoğu zaman arkadaşları da hep zengin oluyor maalesef. Ama niye? Ticaret yapmış, vesaire olmuş derken nefis de ne yapıyor? Onu kendine çekiyor. Ama burada zengin ve fakir arasındaki ne yapıyor? Uçurumu kaldırıyor. Evet, evet. Ve zengin ve fakir arasında bir köprü muamelesine sokuyor. Toplumda yardım duygusu ve paylaşma duygusunu ne yapıyor? Körüklüyor. Toplumda yine hocam cimriliği, cimrilik olan kötü ahlakı ne yapıyor? Böyle kötü hasletleri gideriyor ve yerine mükemmel bir cömertlik hasletini ne yapıyor? Ortaya koyuyor ve paylaşma duygusu da geliştiriyor hocam, kıymetli hocam. Biraz önceki o izleyicimizin söylemiş olduğu, hani bana verilen fitreleri biriktirdim, ondan sonra şu an bak İslamiyet'in Allah-u Teala'nın bu vermiş olduğu yardımlaşma duygusunda çok güzel bir örnek. Kendisi fakirdi ama 3 senede gerçekten kişiler fitrelerini, zekatlarını ona vererek zenginleştirmiş. İşte 3 sene sonra kendisi Osmanlı zekat verecek duruma düştü. Geldi yani. Bir şey yapamıyorlar mı? Zekatları asmışlar yani. Düşün. Evet, o kadar demek fazla. Demek ki kimse demek ki ihtiyaç sahibi değil yani. Hocam bir de o zaman yani Osmanlı dönemindeki şu şey de gerçekten gıpta edilecek bir durum. Zekatları, sadakaları oraya bırakıyorlar. İhtiyacı olan kişi de ihtiyacı olduğu kadarını alıyor. Evet. Yani bakıyorsun şu an desen ki falanca bir yerde bir zekat dağıtılıyor. Evet. Maşallah. Evet hocam.